Esmaül Hüsna, güzel isimler diye bahsedilen Esma kelimesi isimlerin çoğuludur. Allah'ın isimleri dendiği zaman Allah'ın varlığından açığa çıkan özellikler demektir. Şimdi dönelim Allah isminin ne ifade ettiğini. Bakın, Kur'an'ı anlamak için okuyoruz. Kur'an'ı okurken ilk başlayacağımız kelime, damlama, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu sihirli kelimedir, magic kelimedir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı B harfindedir. B harfinin anlamındadır, ihtiva ettiği anlamdadır. Eğer B harfinin ihtiva ettiği anlamı anlamamışsak, fark etmemişsek, kavrayamamışsak, hayatımız Kur'an'ın diliyle şirk içinde geçer. Çünkü ötedeki bir tanrıya inanıyor durumuna gireriz. Halbuki Kur'an'ın dünyanın gelmiş geçmiş en muhteşem beyni olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dillendirdiği Kur'an bilgisinin en önemli bilgisi La ilahe illallah'tır. Allah yanı sıra ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Zaten Kur'an Allah ahadüs samettir diyerek konunun noktasını koymuştur. Nedir olay? İşte bu ince noktayı anlatmadıkları, öğretmedikleri, yazmadıkları içindir ki bugün ateistler aldı başını gidiyor, deistler aldı başını gidiyor. Çünkü hepsi de Tanrı anlayışını temel alan bir düşünce tarzıyla olaya bakıyor. Halbuki Kur'an Tanrı'dan söz etmiyor. İlahı tarif etmiyor. Ne diyor Besmele'de? İsmi Allah diyor. İsmi Allah. Peki nedir o ismi Allah olan? Bir Tanrı mı? İsmi Allah olan Rahman ve Rahim'dir diyor. Rahman, ister Allah deyin, ister Rahman deyin ayetinin de işaret ettiği gibi, Allah ismiyle işaret edilenin varlığındaki sayısız sonsuz özellikler potansiyeline işaret ediyor, anlatıyor. Rahim ismi de, Rahim kelimesinden anlayacağınız bildiğiniz gibi, üreten, geliştiren, açığa çıkartan, yaratan anlamındadır. Onun için kadındaki organın adı rahimdir. Orada üretilir, yaratılır, açığa çıkartılır. Yani ismi Allah olan bir sonsuz, sınırsız potansiyeldir ve o potansiyeldekileri her an yaratıp açığa